Teslim Hanım merhaba. Merhaba, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyisiniz. Teşekkür ederiz. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza başta teşekkür ediyorum. Şimdi firmamızın müdürü genç bir kardeşimiz Tayfur Bey, siz nasılsınız? İyiyim efendim, hoş geldiniz. Sağ olun, teşekkür ederiz. Şimdi buradaki tabii bilgi birikimler, tecrübeler, gelmiş olduğumuz noktalardaki hizmetlerimizi konuşacağız ama önce çok kısa şahıslarımızı bir tanıtalım. Teslim Uygur kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz nasıl gerçekleşti? 1973 Antalya doğumluyum. Aslen buralıyım ama uzun yıllar İstanbul'da sağlık sektöründe çalıştım. Evet. Artık memlekete dönme zamanıydı. Evet. Yani geçmişte de ailemin... Turizmle ilgili de sizin bir çalışmalarınız, evet, var herhalde Çıralı bölgesinde. Çıralı bölgesinde pansiyon, restoran işletmeciliği gibi ya da burada Konya altında, evet, bir takım turizm işlerinde çalışıyorduk. Yaptınız. Aile işimiz. Evet. Şimdi burada bölgede böyle bir açıklığı da gördünüz anladığım kadarıyla. Evet, profesyonel bir hizmet sunalım dediniz. Evet. Nasıl hayata geçti burası? Öncelikle oğlum adına istedim. Evet. Çünkü çok sevdiğim, yapmak istediğim bir işti ama daha çok oğlum da bunu hani tatsın istediğim için oldu biraz. Evet. Tecrübelerimi de aktarayım istediğim için. Beraber kol kola beraber bu işe adım attınız. İyi geçti herhalde süreç. Memnunsunuz, bu 2,5 yıl oldu galiba. Evet, evet. Gayet iyi, çıtayı yükseltiyoruz diye düşünüyorum ben. Her geçen gün, evet, üstüne koyarak aynen devam ediyor. Peki, çok güzel. Tayfur Uğur. Sizi de tanıtalım ekranlara başındaki değerli izleyicilerimize. Sektörle nasıl tanıştınız? 1992 Yozgat doğumluyum. Akdeniz Üniversitesi Makine Bölümü mezunu. Yaklaşık 2011'den beri bu iş içerisinde. Evet. Birçok İstanbul merkezli firmada bölge müdürlüğü, bayiler sorumlusu, evet, olarak görev aldım. Askerliğimi yaptıktan sonra da Teslime Hanım'la tanışarak, evet, Yemen Kahvesi adı altında 2,5 yıllık işletme müdürlüğü yapıyorum. Gayet güzel. Şimdi siz de bilgi birikimi yüksek bir insansınız. Antalya'da da turizme, özellikle yabancı konuklara yönelik özel çalışmalarda da bulunduğunuz için biraz insan odaklı işleri de iyi biliyorsunuz. Ve o tecrübelerinizi hanımefendiyle aynı noktada buluşturmuşsunuz. Peki Teslim Hanım, burayı konuşalım. Lokasyon yerimiz neredeyiz şu anda biz Antalya'da? Şu anda Konyaaltı Pınarbaşı Mahallesi, Pınarbaşı Caddesi üzerindeyiz. Evet. Burası kaç metrekare bir tesis? 500'ün üzerinde. 500'ün üzerinde. Yani bir 600 metrekare gibi bir yerdeyiz. Bir alandayız. Ciddi de bir oturma alanı oluşturmuşsunuz. Farklı, evet, farklı yerler var. Tesisin içini şöyle bir konuşalım mı? Neler var? Çocuk parkımız var. Evet. Ciddi aileleri de düşündünüz. Mahallemizdeki tüm komşularımız, özellikle çocuğu olan komşularımız, doğum gününe kadar burada yapıyoruz. Evet. Günlerini burada kutluyoruz. Ya da okulumuz çok yakın. Okul çıkışı çocuklarını alıp gelebiliyorlar. Yani ailelerinde rahat ve keyifli bir şekilde, evet, zaman geçirmeleri için bir, evet, çocuk oyun alanı yaptınız. Evet. İçeride ve dışarıda oturma alanlarınız var. Kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz? Yani 200 kişiye kadar 200 kişi kapasitemiz, evet, var. Peki şimdi hizmet önemli. Güler yüz, evet, memnuniyetle birlikte burada özel organizasyonlara açık mısınız? Evet, özel organizasyon. Neler yapabiliyorsunuz burada mesela? Doğum günlerini doğum yapabiliyoruz. Günleri. Her türlü organizasyon, evlilik teklifi organizasyonuna kadar yapabiliyoruz yani. Evet, özel her şeye açık, evet, burası. Evet. Peki, şimdi size dönelim. Tayfur Bey, siz şimdi işin başındasınız. Sabah başlıyor mesela, akşama kadar devam ediyor bu çalışmalar. Sunumda neler var? Gelen konuklarınız nelerden tadıyorlar? Özellikle ekip arkadaşlarınızın gelen misafirlerimize güler yüzlü, ılımlı ve bir aile ortamı oluşturarak hizmet vermesini ön planda tutuyoruz. Evet, bununla da ilgili sürekli toplantılar, eğitimleriniz de var herhalde. Tabii ki yaklaşık her ay başı ve ortalama 3 ayda bir genel bir toplantı yapıyoruz. Evet. Yapmamız gerekenler, eksiklerimiz, artılarımız neler? Evet. Onları konuşuyoruz. Ne yapabiliriz? Eksiklerimizi nasıl kapatabiliriz? Gerekli yerlerden gerekirse eğitimlerimizi alarak bu eksikleri kapatıyoruz. Evet. Tatlarda neler var? Şöyle sıralayacak olursak biraz. Kısmen dünya mutfağında birçok ürünümüz mutfak açısından var. Hı-hı. Kahve ve diğer soğuk içeceklerde dünyanın her yerinde içebileceğimiz içeceklerimiz kafemizde mevcut. Evet. Biraz hızlı aparatif yemek çeşitleriyle birlikte. Tabii anladığım ki, kadarıyla. Buradaki öğlen arasında hızlı lokalasyondan dolayı, evet, müşterilerimizin hızlı bir şekilde yemek yemesi istemesinden dolayı mutfağımız yeteri kadar, yaklaşık 10 dakika içerisinde istediği her ürün çıkabiliyor ve hazır bir şekilde masasında oluyor. Gayet güzel. Peki, şimdi hanımefendi, sizin çalışmalarınızda bir hedef, düşünceleriniz var. Kafanızda planladınız. Burası çünkü 3 katlı, evet, bir yer. Evet. Neler planlıyorsunuz ileriye dönük? Üst katta geniş bir salonumuz var. Henüz boş.
çeşitli projelerimiz var üzerinde. Evet. Umarım yaza kadar hayata geçirmiş İnşallah olacağız diye düşünüyorum. Bu evet. yeni sezona hazırlayacaksınız evet, galiba. Evet. Kafanızda bir Ar-Ge çalışması evet. var. Peki ürünlerin kalitesi de önemli. Nereden geliyor ürünlerimiz? Siz şimdi bir franchise isim adı altındasınız. Evet, franchise isim adı altındayız ve ürünlerimizi istediğimiz yerden temin etmiyoruz tabii evet. ki. Belli markalar, belli noktalardan alabiliyoruz. Ama genel merkezimiz özellikle kahve konusunda hassas davranıyor. Hı hı. Ve kahvelerimiz gerçekten söylenildiği gibi dışarıdan temin ediliyor. Evet, yurt dışı Yemen'den geliyor. Yemen'den de geliyor. De var, evet. evet. Kahveler Yemen'den geliyor. Ya yani kahvetti zaten iddialıyız anladığım kadarıyla. Evet. Biz de içtik, tattık. Çok güzel bir evet. kahveydi. Peki. Teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz değerli bilgiler için. Son olarak da sizi destekleyen, tercih eden şöyle bölge insanına bir teşekkürünüzü alalım. Son sözlerinizi toparlayalım. Evet. Gerçekten ben de aynı bu bölgede oturuyorum. Uzun yıllardır. Hepsi komşularımız. Burayı işletmeye başladıktan sonra daha da birbirimizi tanımak fırsatı oldu. Dostluklar pekişti. İyi evet. bir yer oluştu anladığım kadarıyla. Bizi tercih eden etmeyen tüm komşularımıza teşekkür ediyoruz. Bir şekilde yolu bize düşüyor çünkü. Evet. Mutlaka oluyor. Herkese teşekkür etmiş evet, olduk. Teşekkür Çok kısa bir de sizden alalım teşekkür Tayfun Bey konuklarımıza. Burada bizi tercih eden misafirlerimize ve etmek isteyen misafirlerimize şimdiden teşekkür ediyor ve onları bekliyoruz. Evet peki ben de sizinle tabii tanışmamış kişilere de burası turizmin göz bebeği uğrak evet. bir nokta Konya altındayız. Gelsinler tatlarınıza, lezzetlerinizi şöyle güler yüzünüzle bir tanışsınlar sizinle. Evet. Burayı bir ziyaret etsinler diyelim bütün konuklarımıza. Peki size başarılar diliyoruz. Vermiş olduğunuz değerli bilgiler için teşekkür evet, ediyorum. Sağ olun, teşekkürler. Teslim Hanım, Tayfur Bey size de başarılar. Siz de burada ekibiniz de başarılı bir çalışma içerisindesiniz. İnşallah bunu daha iyi noktalara da taşırsınız. İnşallah. İnşallah görüşmek dileğiyle farklı bir hizmetinizde. Çok sağ olun. Sağ olun, teşekkürler.